Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba değerli arkadaşlar, sevgili izleyenler. Hadis usulü ve tarihi derslerimizin çok önemli bir konusuna geldik. Bir önceki dersimizde hadis usulünün çok önemli bir konusunu, ki bugünkü konuyla doğrudan ilgili, isnatları bakımından, ki biz buna tarik diyoruz biliyorsunuz aynı zamanda. Azlık ve çokluk itibariyle hangi tür hadis çeşitlerinin bulunduğunu ve bunların bilgi değerlerinin ne olduğunu ele aldık. Bugün isnadın kendisini ele alacağız. İsnat, İslami ilimlerde ve özellikle hadis ilminde ne zaman ortaya çıktı? Nasıl gelişti? Olgunlaştı ve hadis ilminde isnadın yeri nedir? Ne anlama gelir? Bunlar üzerinde bugün inşallah duracağız. Dolayısıyla hadis tarihinde işleyeceğimiz bu konu, bundan sonraki işleyeceğimiz tüm konularda sürekli atıfta bulunacağımız bir konu olacaktır. Bu nedenle konunun birkaç kez dinlenmesi, bir de özellikle kitapla birlikte, kitaptaki konu okunduktan sonra dinlenmesi ya da birlikte dinlenmesi çok daha verimli olacaktır. Kitabımızın 71. sayfasında başlayan konumuz, isnat nedir, ne zaman doğmuş ve olgunlaşmıştır? Bu konunun üzerinde duracağız. Hemen konumuza başlayalım ve bunun için müsaadenizle tahtamızı açalım her zaman olduğu gibi. Evet, isnadın ne olduğundan ve nasıl başlayıp geliştiğinden söz edeceğimiz bu dersimizde önce isnat sözcüğünün anlamından başlamak istiyorum. İsnat nedir? Bu sözcük Arapçasında yazalım. Esnede yüsnüdü isnat, bir şeyi bir şeye dayandırmaktır. Dolayısıyla aktarılan sözün aktaranlar tarafından birbirlerine dayandırılmasına isnat diyeceğiz. Bunu hemen görselleyelim ve görsel üzerinden konuşalım. Daha kalıcı ve anlaşılır olsun. Muhaddisten başlayalım. Diyelim ki bu muhaddisimiz İmam Buhari olsun. İmam Buhari kitabına bir rivayet alacağı zaman bunu bir raviye dayandırmak zorundadır. Bu ravi birazdan ilgili kavramları yazacağız. Bu ravi de kendisinden öncekine dayandırmak zorunda. Genel olarak bu ikinci raviden sonraki ravimiz, tabii farklı durumlar var ama genel olarak tebe-i tabi'in olur. Bu kavramları artık biliyorsunuz. Tebe-i tabi'in o rivayeti bir tabi'ye dayandırmak zorunda. Tabi'yi bunu bir sahabiye seyle gösteriyoruz, dayandıracak. O da sevgili Peygamber Efendimiz'e sözü dayandıracak. İşte değerli izleyenler, rivayetin muhaddis tarafından ona ve en nihayet Hazreti Peygamber'e dayandırılmasına denir. Evet, rivayetin ravilere dayandırılması. Buna isnat diyoruz. Bu isnat erken dönem İslami ilimlerde sadece hadiste değil. İlim olarak aktarılan hemen her şey isnadıyla aktarılmıştır. Yani bir bilgi aktarıldığında
o bilginin ilk kaynağından kimin duyduğu, daha sonra ondan kimin duyduğu ve daha sonra kimlerin duyduğu şeklinde bir silsile ile bu ilimler aktarılmıştır. Dolayısıyla değerli izleyenler, isnat son derece önemli bir husustur. Bu önemine binaen İbn-i Sîr'in El-İsnâdu dinun, başka rivayetlerde inne hâzel ilm dinun, hadis ilmi için dinun, hadis ilmi dindir. Fenzuru ammen te'hulûne dînekum, dininizi kimden aldığınıza bakın diye buyurmuştur. Bir başka tabi'in imamımız, isnat dindendir. Yani dini bir zorunluluktur. Şayet isnat olmamış olsaydı, herkes her istediğini söylerdi ve işin içinden çıkılamaz olurdu. Ve nitekim söylemiş olduklarını birazdan konuşacağız isnat olmasına rağmen. Böylece isnadın, yani Hazreti Peygamber'e ait sözün, hadisin nesilden nesile ve raviden raviye aktarılması sistemine isnat diyoruz. Ve bu isnadın nasıl geliştiğinden söz edeceğiz. Burada yeri gelmişken söylememe müsaade edin lütfen. Bu karelerin her birerlerine ravi denir. Genel adı ravidir. Her birerleri. Sahabi de olsa ravidir. Tabi'in de olsa ravidir. Tamamına ravi denir. Ama aynı zamanda bunların içerisinde, bu ravilerin içerisinde farklı isim ve ünvanlarla anılanlarımız da var. Mesela hadis ilminde otorite ise şeyh denilmesi gibi. Yine keza hadis ilminde çok ileri düzeydeyse imam, hüccet, hafız şeklinde ünvanlarla da aralarında nüans farkları olmakla birlikte hadis ilminde otorite olan, hadis ilminde ileri düzeyde yetkinliğe sahip insanlara bu ünvanlar da verilir ve bunlardan bir tanesi de buraya yazalım muhaddistir. Genel olarak da muhaddis için biz bir eser sahibi, rivayetleri eserinde toplamış ya da naklettiği rivayetler başkaları tarafından bir eserde toplanacak kadar çok olan bu konunun uzmanlarına muhaddis diyoruz. Ama herhangi bir rivayeti 1, 3, 5, 10 neyse bunları birilerine aktaran, birilere aktarılmasına vesile olan kimseye de ravi diyoruz genel anlamda, genel bir ünvan olarak. Demek ki rivayetlerin raviler üzerinden birbirlerine dayandırılmak suretiyle aktarılmasına isnat diyoruz. Ve bu isnat durup dururken Müslüman ülemanın masa başında metodolojik olarak düşündükleri ve geliştirdikleri bir sistem değildir. Daha önceki derslerimizde de konuştuğumuz üzere tarihi olayların, gelişmelerin zorunlu bir sonucudur. Şimdi bu derslerin birbirleriyle olan bağlantısının önemini gösterecek bir bağlantıyla müsaadenizle derse devam edeceğim. Sahabe devri politik olaylarının neden olduğu sonuçları hemen bir hatırlayalım. Evet, sahabe devri. Sahabe devrinin olayları. Bir fırkalaşma başladı. İki, fırkalaşmaya bağlı ehli hak, ehli batıl ayrımı.
ehli hak, ehli batıl ayrımı başladı. Üç, bu ehli hak olma, ehli batıl olmayı ispatlamak, gerekçelendirmek, delillendirmek üzere Kur'an tevil edildi. Kur'an tevil edildi. Hadis uydurulmaya başladı. Hadis uyduruldu. Hadis uydurulmasına bağlı olarak dört ne çıkmıştı? İsnat. Bakın, İsnat sistemini konuşacağız bugün. Neden? Çünkü birazdan bazı ilkeleri, temel ilkelerimizi, temel önermelerimizi dersle ilgili sizler hatırlayın diye tahtaya da yazmaya çalışacağım. İsnat ortaya çıktı. İsnada bağlı olarak da şu ravilerin her birerlerinin, karelerdeki her bir ravinin güvenilir olup olmadığını belirlemek üzere de cer tadil ilmi ortaya çıktı. Cer ve tadil. Bunu da ayrı bir ders olarak önümüzdeki derslerde cer ve tadil dersini işleyeceğiz inşallah. Peki değerli izleyenler, sevgili öğrenciler, o zaman bu tarihi gelişmeler demek ki daha sahabenin pek çoğunun hayatta olduğu dönemde ortaya çıkan bu tarihi gelişmeler isnat sistemini doğurduğuna göre biz isnat sistemiyle ilgili iki önemli temel ilkeyi ve önermeyi yazarak yolumuza devam edelim. Bir, isnat hadis uydurulmasının önüne geçmek için ortaya çıkmıştır. Evet, şöyle söyleyelim. Eğer tarihimizde Hazreti Peygamber'in konumu istismar edilerek herhangi bir hadis uydurulmamış olsaydı, böyle bir isnat sistemine hiç ihtiyaç duyulmayabilirdi. Muhtemelen duyulmazdı ve bizim de böyle bir dersi bugün yapıyor olmamız gerekmezdi. Demek ki değerli izleyenler, isnat bir zorunluluk, bir zaruret sonucu ortaya çıktı. O da hadislerin uydurulmasıdır. Hadis uydurulması ortaya çıktı ve dolayısıyla bu da bize isnat sistemini doğurdu. Peki, ikinci önemli önermemizi yazalım. İsnat sistemi ravilerin güvenilir olmasına dayanır. Yani bu isnat sistemi ne zaman işe yarar? Raviler güvenilir olduğunda. Bunun için isnat dediğimizde, ileride cer ve tadille bunu ilişkilendireceğiz. İsnat dediğimizde bu sistemin işlevsel olabilmesi, verimli sonuçlar, sağlıklı sonuçlara neden olabilmesi, ancak hadisleri aktaran ravilerin güvenilir olmasıyla mümkün. Demek ki ravilerin güvenilir olması, isnat sisteminin işlemesini, sağlıklı sonuçlar vermesini doğuruyor. Bu nedenle bu iki ilke önemli. İsnat sistemi hadis uydurulmaya başlandığı için ortaya çıktı. Bir önlemdir, bir önleyici tedbirdir. İkincisi de rivayetleri aktaran insanların güvenilir olduğunu belirlemeye dayanır. Eğer onlar güvenilirse sonuçlar da güvenilirdir. Güvenilir değilse sonuçlar da güvenilir değildir. Öyleyse az önce İbn-i Sirin'den nakletmiş olduğumuz sözüne dönecek olursa inne hadel ilim, bu ilim yani hadis ilmi dindir. Fenzuru ammen ta'hudune dinekum, kimden aldığınıza, yani bu dininizi, hadis dindir. Dinimizi hadisten öğreniyoruz. O zaman bunu kimden aldığınıza iyi bakın buyurduğu sözüne dönecek olursak, üçüncü bir
ilkemizi yazabiliriz. İsnat, isnat. Bu rivayeti, bu hadisi kimden duydun? Evet, bu rivayeti, bu hadisi kimden duydun sorusudur isnat. Biri bir şey söylüyor mesela, diyelim ki Gale Resulullah diyor. Hemen orada bulunan insanlar diyor ki bunu kimden duydun? Kimden duydun sorusu isnat. Peki neden insanlar durup dururken birbirlerine kimden duydun diye sorarlar? Çünkü sol köşeye sıraladık. Sahabe döneminde ortaya çıkan olaylar, özellikle fırkalaşma ve buna bağlı olarak ehli hak ve ehli batıl olarak Müslümanların ayrışması, birbirlerine olan güvenlerini sarstığı için ve insanlar kendilerini haklı çıkarmak için hadis uydurmacılığına başladığı için orada fırkalaşmayı anlatırken galiba söylemeyi unuttum. Şimdi aklıma geldi. Özellikle kaynaklarımızda haricilere isnat edilerek nakledilen şöyle önemli bir tespit vardır. Bir harici şeyh diyor ki, biz kendi aramızda otururduk, mezhebimizin destekleyecek, onu güçlendirecek argümanlar geliştirirdik. Ve bir fikir hoşumuza gittiğinde, اِذَا اِسْتَحْسَنَّ الرَّأْيَ, bir rey, bir görüş hoşumuza gittiğinde, جَعَلْنَاهُ hadisen, o fikri, düşünceyi hemen hadise dönüştürürdük diyor. Bakın bu bir tarihi tespittir. Harici olur, Şia olur, başkası olur ki bunlar hemen hemen her fırkada söz konusu olmuştur. Onu rahatlıkla hadise dönüştürdüklerini söylüyor. Demek ki ortada böyle bir güvensizlik sorunu var ve bunu aşabilmek için de ravilere bunu sen kimden duydun diye sorma zarureti ortaya çıkıyor. İşte burada isnadın anlamından, isnadın gerekliliğinden ve onunla ilgili çok temel önerme ve ilkelerimizi belirledikten sonra onun nasıl doğduğunu, geliştiğini ve nerelere doğru evrildiğini konuşabiliriz. Ancak şöyle bir hususu da isnat şemamızın üzerine bir ilke olarak yazmak istiyorum değerli izleyenler, sevgili öğrenciler. O da şudur. Hadis ilmi isnat sisteminin üzerine oturur. Evet. Yani hadis ilminin zemini isnattır. İsnadı yok saydığınızda bir hadis ilminden söz edemeyiz. Hadis bir ilimse ki ilimdir. Onun omurgası, ana zemini isnattır. Dolayısıyla bugün işlemiş olduğumuz bu dersin hadis ilmi açısından ne kadar önemli ve hayati olduğunu bu önermemiz, tespitimiz göstermektedir. O halde bir kere daha zihinlerinizde yer etsin diye tekrar ediyorum. Hadis ilminin zemini isnattır. İsnadın zemini de ravinin güvenilirdir. İsnat olmazsa hadis ilmi diye bir şey olamaz. Ravilerin güvenilirliklerini belirleyemezsek isnat diye bir şey olamaz. İşte bundan sonra yapacağımız cerh ve tadil dersimizde bu nedenle çok önem arz ediyor. Bunlar birbirlerine bağlı ve birbirlerini açarak giden dersler olduğunu daha önce söylemiştim. Bu nedenle bir tarih, bu nedenle bir usul dersi işliyoruz. İşte şimdi hadis tarihi dersi olarak isnadı işliyoruz. Çünkü isnat bir tarihi olgu olarak ortaya çıkmıştır. Ama bunun hadis usulüne nasıl yansıdığını, bunun sonuçlarının ne olduğunu da usul derslerinde
irtibatlandırarak ele almaya çalışıyoruz. Peki o zaman biz bu temel belirlemeleri yaptıktan sonra bir diğer önemli sorumuzu soralım. Oradan devam edelim. İsnat ilk olarak nasıl başladı ya da nasıl doğdu? İsnat nasıl doğdu? Evet. Bununla ilgili elimizde iki tane çok son derece önemli bilgi var. İmam Müslim rahimehullah'ın eseri El Cami'nin başında yer alan mukaddimede bize naklettiği çok son derece önemli iki tane bilgi var. Bu iki bilgi bize isnadın doğuşunu, nispeten gelişmesine ilişkin bazı temel belirlemeleri yapmamızı mümkün kılmaktadır. Bu bilgilerden birisi İbn Abbas. İbn Abbas'ın hicri vefat tarihi 68'dir. Şimdi bu tarihler, vefat tarihleri önemli. Çünkü İbn Abbas 68'de vefat etti demek bize söylediği, birazdan aktaracağım sözü işte 60'lı yıllarda, 50'li yıllarda onun gündemine gelmiş bir söz olmalıdır. Bize aktaracağı şey son nefesinde ortaya çıkan bir olayın üzerine aktarmış değil. Yaşadığı, tecrübe ettiği ve bunun üzerine bir değerlendirme olarak söylediği bir sözden birazdan bahsedeceğiz. Demek ki hicri 50'li yıllarda ortalama olarak, ki biz de sahabe devri politik olaylarını konuşurken fırkalaşmanın tarihini işte hakem olayına, hicri 37'ye bağladık ve bu hemen bir günde oluşan fırkalaşma ve gelişme olmayacağına göre işte 37'den 40'lı 50'li yıllara kadar bu fırkalaşma daha netleşerek, daha belirginleşerek devam etti ve bu ayrışmaların sonunda İbn Abbas'ın radıyallahu anh'ın söylediği şu söz karşımıza çıktı. Diyor ki inna kunna nuhaddisu an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz inna kunna nuhaddisu an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Resulullah'tan hadisler naklederdik. Yani gale Resulullah derdik. Başka bu rivayetin versiyonlarında herkes de pür dikkat dinler. Acaba Resulullah ne buyurmuş diye öğrenmeye çalışırdı. Neden? Çünkü iz lem yekun yukzeb aleyhi. Bakın. Bunu kırmızıyla atmak istiyorum. Şu ifade. Çünkü Resulullah'a ait kimse yalan bir şey uydurup ona isnat etmezdi. Demek ki Müslümanların hayatında Hazreti Peygamber'in istismar edilmediği, onun söylemediği bir şeyin ona isnat edilmediği bir süreci yaşamış sahabe. İşte bu fırkalaşma, bölünme, fitnelerin ortaya çıkması, birazdan konuşacağız. Bu tarihten önce böyle bir süreci Müslümanlar yaşadı. Onun için de inna kunna nuhaddis an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Resulullah'tan hadisler naklederdik ve kale Resulullah dediğimizde herkes can kulağıyla dinlerdi. Ama ne zaman? İzlem yekun yükzeb aleyh. Çünkü henüz daha Resulullah adına ve onun mübarek konumu istismar edilmek üzere yalan sözler uydurulup ona isnat edilmezken. Şimdi burada çok önemli bir şey oldu diyor. Onu başka bir renkle yazayım. İbn Abbas'ın sözü devam ediyor. Ama ne zaman ki felemma, ona
yalan isnat edilmezdi. Biz de o zaman Resulullah'tan sözler naklederdik. Ama felemma rakiben nas, bakın, felemma rakiben nas es-sa'be ve'z-zelule. Bu Arapçada bir deyim ve bir kavramdır değerli izleyenler, sevgili öğrenciler. Ona göre aklımızda tutalım. Sorumsuzca konuşmak demektir. İnsanlar Resulullah hakkında onun konumunun önemini gözetmeksizin, onun söylemediği bir şeyi ona isnat etmenin ne anlama geldiğini fark edemeyecek bir gaflet içinde ileri geri konuşmaya başlayıncaya kadar. Baktık ki o herkes Allah Resulü'nden bir şeyler söylemeye, bir şeyler aktarmaya başladı. Peki kim aktarabilir? Sahabeyle kim yaşıyor? Tabi'in. Bakın şimdi burayı çok önemli işaretlememiz lazım. Şu levhayı biraz aşağıya indiriyorum onun için. Sahabe nesliyle birlikte yaşayan nesli adı ne? Tabi'in. O zaman Hazreti Peygamber'e ait böyle gelişi güzel olur olmaz sözleri ona isnat etmek sahabi için söz konusu olabilir mi? Hayır. İbni Abbas'ın şikayetlendiği de sahabe değil zaten. Biz daha önce de derslerimizde söyledik. Sahabenin tamamının adil olduğunu sahabe dersinde işledik. Ve bunun anlamının da hiçbir sahabinin bilerek, kasten, farkında olarak Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona asla isnat etmeyeceğinin altını çizdik bir usul ilkesi olarak. Şimdi bu ilkeye sadık kalmak zorundayız. Çünkü derslerin başında usulün ne demek olduğunu konuştuk. Koyduğumuz ilkeye sadık kalmak zorundayız. Sahabe hadis uydurmayacağına göre, hadis uydurmacılığı, bunu ileride bir ders olarak da konuşacağız. Hadis usulü dersi olarak inşallah. Orada da yeniden size hatırlatmaya çalışacağım. Hadis uydurmacılığı hangi nesille başlamıştır? Tabi'in nesliyle. Bu tarihi bir gerçektir, bir realitedir. Sonra da devam etmiştir. Onun için İbn Abbas, Resulullah'a olur olmaz şeyler isnat edilmezdi. İşte bunlar ortaya çıkınca, olur olmaz şeyler isnat edilmeye başlayınca ne yaptık diyor biz? Ahadnel ma'ruf, bakın. Ahadnel ma'ruf. Ve tereknel münker. Bu iki kavram son derece önemli olduğu için altlarını kırmızıyla çizmek istiyorum. El-ma'ruf bilinen demektir. Şimdi Resulullah'ın bildiğimiz sözlerinin arasına bilmediğimiz, yeni duyduğumuz şeyler karışınca biz de ahaznel ma'ruf bilinenleri, burada bilinen bizim daha sonra adına sahih diyeceğimiz şey. Demek ki İbn Abbas'ın sözünde daha hicri 50'li yıllarda hadisin sahih olup olmama sorunu ortaya çıkıyor ve sahihin o günkü anlamı el-maruftur. Bilinen, Resulullah'a ait olduğu açık, seçik, net olanlara el-maruf, bunlar sahihtir. وَتَرَكْنَ الْمُنْكَرْ Münker, yadırganan demektir. Marufun zıttıdır. Bilinen, açık ve net olanın zıttıdır. Bilinmeyen, kapalı olan, netameli olan demektir. Onun için münkerdir. Onları da diyor terk ettik. Yani bu da nereden çıktı der gibi. Bu söz de nereden çıktı şimdi? Bunu nereden çıkardınız der gibi. Dolayısıyla bunu terk ettik. Bunları almadık. Şimdi dikkat buyurursanız değerli izleyenler, maruf sahih anlamına geldiği gibi münker de uydurma anlamına gelmektedir. Yani İbn Abbas'a göre
münker olan, yani bu da şimdi nereden çıktı? Böyle bir sözü nasıl Resulullah'a isnat edersiniz siz diye tepki verildiğinde, bu onun Hazreti Peygamber'e ait olmadığını ve uydurulduğunu gösterir. Tam da burada izninizle, müsaadenizle bu iki kavramın altına biz usulü bakımından son derece önemli ve bugünkü dersimizi de doğrudan ilgilendiren bir tespiti yazmayı düşünüyorum. Ve bu tespitin sizin inşallah zihinlerinizde kalmasını da arzu ediyorum. Çünkü konunun çok önemli noktaları bunlar ve çok önemli bulgular olarak bunların üzerinde duruyoruz. Evet, demek ki İbni Abbas daha kendi yaşadığı dönemde Resulullah'ın mübarek sözlerinin arasına bilinmedik, tanınmadık, münker, uydurulmuş sözler karıştığını görünce biz diyor, kendi demiyor bakın, biz. Burada inna biz, sahabeyi kastediyor. Sahabe topluluğu, Resulullah'ın güzide öğrencileri, bilinenleri aldık. Bakın, kabul etmek, almak, kabul ettik. Terekna, bilinmeyenleri terk ettik. Yani reddettik, reddetmek. Bir şeyi kabul ve red tavırdır. Bir tavır koyuyor. Mesela birisi kâle Resulullah dediğinde bilinen bir şey söylüyorsa eyvallah dinliyor. Yok yeni bir şeyler söylüyorsa kalkıp gidiyor, meclisi terk ediyor. Bir tavırdır. O zaman yazıyorum. İsnat sahabenin hadis uydurulmasına karşı gösterdikleri tepki, tavır olarak doğmuştur. Evet. İsnat, İslami ilimler geleneğinde ve özel olarak da hadis ilminde sahabenin hadis uydurulmacılığına gösterdikleri tepki ve bir tavrın sonucunda doğmuştur. O halde bir şeyi daha belirleyelim. Önce hadis uyduruldu. Yani hadis uydurulması daha öncedir, isnat daha sonradır. Neden? Çünkü isnat bir tedbirdir. Tedbiri niye alırız? Tedbir almamızı gerektiren bir şey ortaya çıkar, ona göre alırız. Ben bunu derste, sınıfta anlatırken öğrencilere şöyle söylüyorum. Mesela hırsızlık olmasa kapı kilidi diye bir şey icat eder miydik? Hayır. Hırsızlık bize kapı kilidi icat ettirdi. Ve hırsızlık geliştikçe de biz de kilit sistemini geliştirmeye çalıştık. Çünkü hırsız icat edilen her kilidi aşmayı hedefliyor. Kilit aşıldığında da biz de yenilerini icat ediyoruz. İşte alarm sistemleri vesaireler. İsnat da böyle. Doğduğu gibi kalmayacak. Hadis uydurmacılığı da öyle. Doğduğu gibi kalmayacak. İkisi de gelişiyor. Önlem alındıkça hadis uydurulanlar bu önlemi aşacak yöntem arıyor. Onlar yeni yöntem geliştirdikçe muhaddislerimiz de onu önleyecek yeni tedbirler almaya çalışıyor. Ve böylece hadis uydurmacılığı tarihimizde hep var olmuştur. Bu hep var oluş beraberinde isnat sisteminin de hem var olmasını hem de gelişerek yoluna devam etmesini sonuç vermiştir. İşte bu konu, yani isnat sisteminin
doğuşundan sonra gelişimi, olgunlaşması meselesine bir sistemli hale gelişe geçecek olursak, yine İmam Müslim'in mukaddesinde gördüğümüz İbni Sirin'e ait bir sözümüz var ve İbni Sirin'in vefat tarihi 110. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı İbni Abbas'tan yarım asır sonra vefat eden bir ünlü, meşhur, alim, fazıl bir tabi'in imamından söz ediyoruz. İbni Sirin. İbni Sirin bize muhaddislerin, ulemanın kendi yaşadığı devirde, ki bu Hicri 2. asrın başı olmuş oluyor. 1. Hicri asrında son aşağı yukarı İbni Abbas'ın vefat ettiği yıllarda çocuk olduğunu düşünürsek İbni Sirin'in, yani 70'li yıllardan 1. Hicri yüzyılın son çeyreğinden itibaren vefat edinceye kadar olan 2. asrın başını gayet iyi bilen bir ilim adamıyla karşı karşıyayız demektir şu anda. Böyle bir zatın değerlendirmesi, özellikle de isnat konusuyla ilgili yaptığı değerlendirmeler son derece önem arz eder. İşte burada da biz İbn-i Sirin'den bir söz okuyoruz. Buyuruyor ki, muhaddisler, yani ilim adamları, lem yekunu yes'elune anil isnat. Bakın, bu tabiri kırmızı bir şekilde kare içine almak istiyorum. Artık İbn-i Sirin'e geldiğimizde, bu sistem ismini bulmuş, isnat. Bakın artık. Yani Hicri 110'lu yıllarda sistem ismini bulmuş. İbn Abbas 68'de vefat etti. 50'li yıllarda doğduğunu söylediğimiz, 40'lı 50'li yıllarda doğuşuna şahit olduğumuz, az önce üzerinde durduğumuz sistem bir yarım asır içerisinde adı konulmuş, adı belirlenmiş bir sisteme dönüşmüş. Adını koymuşuz. El-İsnat diyor bakın. Ulema ve muhaddisler isnat sormazlardı. Yani İbni Abbas'ın sözünde olduğu gibi, insanlar Gale Resulullah deyince biz can kulağıyla dinlerdik. Ne zamana kadar? Bir sorun ortaya çıkıyor. İnsanlar gelişi güzel sözleri Resulullah'a isnat etmeye başlayınca biz de ahaznel ma'ruf ve tereknel munkar. Ma'rufu alıp münkeri terk ettik. İbn-i Sirin de diyor ki, işte bakın, ma'rufu alıp münkeri terk etmenin adını koymuş, isnat sormazlardı. Yani isnat ne demek? Birazdan altın çizeceğiz, sözde geçecek. Kimden duydun demektir. İsnat sormazlardı. Peki ne oldu da sormaya başladılar? Felemma, bakın. Felemma vaka'at el fitnetu. Bunu da kırmızıyla altın çizdiğimiz. Fitne ortaya çıkıncaya kadar. İşte şu tabir. Fitne. Fitne ortaya çıktı. Bir fitne ki, sahabe devri olaylarında kısaca temas etmiştik. Hazreti Osman'ın şehit edilmesi hadisesiyle ilişkilendirerek. Bir fitne ki, başlayınca o da gelişerek, büyüyerek devam ediyor. Ve öyle bir büyük fitneye doğru evriliyor ki, beraberinde artık insanlar tedbir almak, önlem almak ve bu tedbiri ve önlemi bir sisteme dönüştürmek zorunda kalıyor. İşte bunu anlatıyor.
serin. Fitne çıktı. Bu fitnenin hangi fitne olduğu üzerinde birazdan duracağız. Fitne ortaya çıktı ve galu bu defa muhaddis ve ulema galu. Birisi kâle Resulullah dediğinde galu dediler ki semmû lena ricalekum. İşte bu tabirin altını istiyorum. Semmû lena ricalekum. Bize aktardığınız bu sözü kimden duyduğunuzu söyleyin bakalım. Kimden duydunuz? Evet. Kimden duyduğunuzu söyleyin bakalım. İşte isnat. Kimden duydun? Sistemidir. Böyle çalışıyor. İsnat. Kimden duydun kardeşim bu sözü? Diyelim ki Ali'den, Veli'den duydun. Hemen devam edelim. Feyunzaru. Falandan duydum dedi ya feyunzaru. Bakılırdı. O duydum dediği kişi. İlâ ehl-i sünne. Bakın ilâ ehl-i sünne. Feyu'hazu. Hadisuhum. Ev. İlâ. Ehlil bid'i fela yu'khadu hadisuhum. Evet. Burada da iki önemli ifadenin altını çizeceğiz. Ehl-i sünnet ifadesinin kullanılmaya başladığını, ehl-i bid'at ifadesinin kullanılmaya başladığını İbn-i Sirin'in sözünde de görüyoruz. Diyor ki İbn-i Sirin, muhaddisler ve ulema hadis uydurmacılığını önlemek üzere birisi Gale Resulullah dediğinde bir dakika beyefendi mimmen semi'te hazel hadis bu hadisi kimden duydun acaba diye sormaya başladılar. Galu semmû lenâ ricâlekum. Şu bu rivayeti size söyleyenlerin adlarını semmû lenâ, isimlerini bize bir söyleyin bakalım. Söyledi Ali. Feyunzaru ila Ali. Ali'ye bakıldı. Hel huve min ehli sünne ev min ehlil bidâi. Baktık. Ali sünnet ehli mi? Yani ne demek sünnet ehli? Hemen altına yazalım. Güvenilir mi? Güvenilir mi? Ehli bidâi güvenilmez mi? Burada bidat ehli işte hadis uydurmacılığın bidat oluyor. Güvenilmez. Ehl-i sünnet güvenilirdir. İşte bunu cehr ve tadilde yeniden konuşacağız. Buraya atıfta bulunacağız. Güvenilir olduğunda, ehl-i sünnet olduğunda ravi adil sayılacak. Ehl-i bidat olduğunda da mecbur sayılacak. Yani güvenilmez sayılacak ve hadisi reddedilecek. Orada da bunlara yeniden atıfta bulunacağız. Böylece İbn-i Sirin'in sözünde biz bir ravinin rivayetine güvenilmesi için onun ehl-i sünnet olması, yani sapık fırkalara mensup olmaması, bunu cerh ve tadilde genişçe konuşacağız. Dikkate alınmış, güvenilir olduğuna karar verildiğinde onun rivayeti makbul sayılmış. Yukarıda biz şurada İbn Abbas'ın radıyallahu anh'ın sözünde marufu sahih saymıştık, münkeri uydurma saymıştık.
Burada da ehli sünnetin aktarmış olduğu, ehli sünnetin rivayet ettiği şey sahih kabul edilmiş. Burada da ehli bitatın söz aktardıkları da uydurma kabul edilmiştir. Demek ki rivayetlerin sahih ve uydurma oluşuna ilişkin bu tavır birinci asrımızın ilk yarısından itibaren ve ikinci asrın başlarında sistemli hale gelecek derecede önemli bir konumda olduğunu belirleyebiliriz ve söyleyebiliriz. Bunların neden altını ısrarla çizdiğimi az sonra müsteşriklerle ilgili bir hususa da dersin sonunda değineceğim onun için. Pekala değerli izleyenler, İbn-i Sirin'in sözünden anlıyoruz ki Hicri 2. asrın başına geldiğimizde, çünkü vefat tarihi gördüğünüz gibi 110, adı da belli isnad olmak üzere sistem ortaya çıkmış, gelişmiş, olgunlaşmış, daha da olgunlaşmış. Elbette tadile geçeceğiz ileride. Ve yoluna devam etmiş ve ortaya hadis ilmi diye bir şey çıkmış ve bunların ürünü olarak da muhaddislerimizin makamları cennet olsun. O çok kıymetli ve değerli kaynakları, eserlerimiz telif ve tasnif edilmiştir. Şimdi buradan hareketle acaba İbn-i Sirin hangi fitneyi kastediyor olabilir? Fitnenin isnat sistemini doğurmasına muhaddislerin ve ulemanın artık nakledilen bir hadis olduğunda bunu kimden duydun beyefendi diye sormaya başlamalarına neden olacak bu fitne hangi fitne olabilir? Bu fitnenin Hazreti Osman'ın fitnesi olması ihtimali zayıf görünüyor. Biz orada da ona fitne dedik çünkü İslam geleneğinde Müslüman ulema Hazreti Osman'ın şehit edilmesini fitne kabul etmişlerdir. Benim taksimimle kitabıma okuduğunuz zaman da göreceksiniz. Orada bunu fitneyi suğra olarak değerlendirdik. Çünkü fitneler gittikçe büyüyor. Büyüyünce daha büyükleri ortaya çıkıyor. Bu bakımdan bir fitneyi kübradan da söz ettik ve İbn-i Sirin'in sözünde bahsedilen bu fitnenin de kübra fitne, yani daha büyük bir fitne olmuş olması ve böyle bir isnat sisteminin efendim tam anlamıyla sistemleşmesine neden olmuş olması gerektiğini söylüyoruz. Peki burada hemen bu büyük fitne, fitne-i kübra bu büyük fitne isnat sistemini ortaya çıkaracak olan büyük fitne hangi fitne? Tabii bu ifadeleri bugün bile söylüyor ve yazıyor olmanın ruhumu incittiğini, efendim, fitnelerin olduğu bir tarihe mensup oluşumuzun incitici bir şey olduğunu ve bizi üzdüğünü ifade etmek istiyorum. Keşke böyle bir soru hangi fitne diye sorduğunuz zaman pek çok fitneden söz ediyoruz demektir ki bu bizim tarihimiz için de maalesef söz konusudur. Müsteşriklerden Yumbol Büyük Fitne'nin tarihine ait ünlü makalesindeki önemli bir makaledir. Bu Fitne-i Kübra'nın Abdullah bin Zübeyr'in Mekke'de Emeviler tarafından şehit edilmesi, Kabe'nin Mekke'nin tahrip edilip yıkılması olayı olduğunu söylüyor. İbn-i Sirin'in yaşına bunun uygun olduğunu söylüyor. Çünkü onun şehit edilme tarihi Hicri 73'tür. Bu tarihlerde
genç bir delikanlı olarak İbn-i Sirin bu olayda Abdullah bin Zübeyr'in de tarafını tutan bir kişi olması hasebiyle Emevilerin Mekke'yi basmasını ve orayı tahrip etmesini, hatta Kabe'yi de yıkarak ve onun duvarlarının dibinde Abdullah bin Zübeyr'i idam etmeleri, şehit etmeleri önemli ve büyük bir fitnedir. Dolayısıyla bu kastediliyor olabilir diyor. Tabii daha sonra kendisinden çok yıllar önce yaşamış olan müsteşrik efendim Yosef Şah da bunu daha ileri tarihlere, Hicri 126'lı tarihlere, Emevi halifesinin isyan sonucu öldürülmesi olayına bağlayarak isnadın ortaya çıkışını daha geç tarihlerde olduğunu söylemeye çalışırken, bizim kaynaklarımızdaki bilgi ve bulgulardan hareket ederek daha objektif konulara bakmasıyla meşhur olan Jumbol, Alman müsteşrik, galiba Hollandalı olacak müsteşrik, şu anda tam hatırlayamadım, müsteşrik bu konuda bize bu büyük fitnenin Abdullah bin Zübeyr'in öldürülmesi olmasının daha mümkün, daha olası olduğunun altını çizer ki ben de aynı kanaatteyim şahsen. Böylece isnadın bir sistem halinde, hadisleri korumaya yönelik bir sistem halinde teşekkülünü Hicri işte bu tarihte ortaya çıkan fitneye bağlayarak birinci asrın son çeyreği. Evet, İslam geleneğinde hadislerin uydurmadan korunmasına yönelik Müslümanların icat ettiği isnat sisteminin sistem diyebileceğimiz bir hale dönüşme tarihi birinci asrın son çeyreğidir. Ve bu çok erken bir tarihtir ve çok önemlidir. Müsteşriklerin işte ilk bir asırda 100 yıl hatta 125 yıl sizin isnat misnat diye bir sisteminiz yoktu. İşte Şahat gibi kişilerin, başta Şahat gibi efendim iddia ederek rivayetlerin sözlü olarak aktarıldığı ve içine olabildiğince fazla uydurma rivayetlerin karıştığı ve hangisinin sahih, hangisinin uydurma olduğu tespit edilemeyecek kadar isnat sistemi geliştirilmekte geç kalındığı, dolayısıyla Müslümanların övündüğü bu isnadın söz konusu rivayetlerin sahihliğini tespitte o kadar da önemli bir sistem olmadığını iddiaları kendi meslektaşları da olan Jumbol'un da ifadesiyle hatalıdır, doğru değildir. Müslümanlar Hicri daha 30'lu 40'lı yıllarda sahabenin tavrı olarak isnat sistemini başlatmışlardır. Bu 70'li 75'li yıllara geldiğinde bu fitne ve onu takip eden yıllarda tamamen bir sisteme dönüştürülmüştür. Sistemli hale gelmiştir. İkinci Hicri asrın başına gelindiğinde, yani bir yüzyıl bittiğinde Müslümanların elinde rivayetleri korumaya yönelik geliştirilmiş, olgunlaşmış neredeyse çok önemli bir sistem olarak isnat sistemi vardır, işletilmiştir, kullanılmıştır, sonuçlar alınmıştır. Bu tarihi olarak reddedilemez. Jumbol da bunu gayet açık ve net bir biçimde kendi meslektaşlarının bu konuda yanıldığını, Şaht'ın iddiasının savunulamaz olduğunu söyleyerek ifade etmektedir. Öyleyse dersimizin sonucu olarak belirleyecek olursak sonuç tespitleri: bir, isnat
sahabenin tavrı olarak Hicri 40'lı 50'li yıllarda başladı. 2. Abdullah bin Zübeyr'in şehit edilmesiyle birlikte sistemli hale geldi. Dolayısıyla Müslümanlar çok erken bir dönemde sahabe-i kiramın önemli bir miktarda yaşadığı, hayatta oldukları bir dönemde isnat sisteminin başladığını ve dolayısıyla isnat sisteminin Müslümanların ilmi geleneklerinde ve özellikle hadis ilminde son derece önemli, güvenilir bir sistem olduğunu ve bu sistem asla göz ardı edilmemesi gereken bir sistem olduğunu söyleyebilir, altını çizebiliriz ve bunu gururla, iftiharla efendim söylemekten de çekinmeyiz. Çünkü çok şükür erken dönem ulemamız ve muhaddislerimiz Allah Resulü'nün mübarek sözlerinin içine sahtelerinin karışmasını engelleyecek, önleyecek böyle bir sistem geliştirmişlerdir. Tabii bu sistemin cerh ve tadil konusunu işlerken zayıf yanlarını, güçlü yanlarını, başarılı yanlarını, başarısız yanlarını da ayrıca konuşacağız. Her sistemde böyledir. %100 başarı sosyal bilimlerde söz konusu olamaz. Böyle olunca inşallah bizler de bu derslerimizde, öğrendiklerimizde, kitaplarımızda ve kaynaklarımızda yer alan rivayetlerin buralarda nasıl yer aldığını, oraya gelinceye kadar hangi safhalardan ve nasıl geçtiğini dikkate aldığımızda bu konulara ait bilgilerimiz daha pekişecek, zihinlerimizde var olan sorular cevabını bulacak ve inşallah böylece İslami ilimleri öğrenmeye ve tedris etmeye çalışacağız. Evet değerli izleyenler, bugünkü dersimizde isnadın ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını, nasıl doğduğunu, neden doğduğunu ve nasıl geliştiğini, buna nelerin sebebi olduğunu ifade etmeye çalıştık. Umarım anlaşılır bir ders olmuştur. Meramımızı anlatmaya muvaffak olmuşuzdur. Bir sonraki derste görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıkla kalın, afiyetle kalın efendim.